salgından sürpriz bir iyi haber var. Son bir hafta 10 gündür bu yaptığı pikten sonra omikron varyantı ile enfekte olan insanlarda zatüreye yönelik çekilmiş akciğer tomografilerinde COVID zatüresinde oldukça azalma saptadı. Yani yaklaşık daha önce sapladığımızın 1/4 oranında bir COVID zatüresi görüyoruz. Aşısızlarda akciğer tutulumu çok daha fazla oluyor. Önceki aylara göre koronavirüs hastalarında zatüre daha az görülmeye başladı. Aşılamanın olumlu etkisi vaka sayılarını da özellikle son bir haftada düşüşe geçirdi. Yine de son iki güne bakıldığında test sayısıyla birlikte vaka sayılarında artış var. 213'te can kaybı. O yüzden rehavete kapılmamak, hatırlatma dozlarını vaktinde yaptırmak gerekiyor. Bizim hani sevindirici gelişmeleri paylaşmamız kesinlikle İnsanlarda bir rehavet oluşturmamalı. Tüm yayınlar omikron delta'ya göre daha hafif seyrettiğini gösterse de daha çok insana yayıldığı için ülkemizde de daha çok ölme neden oldu. Virüs kendi kendini yok ediyor diyebiliriz. Ama buna rağmen tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü bu son varyasyonun ileride neler yaratacağı ile ilgili herhangi bir yorum yapmamız şu an için mümkün değil. Koronavirüs Bilim Kurulu yarın salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18'de bir açıklamayla huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamaların daha da gevşeyeceği sinyalini verse de tedbirin elden bırakılmaması gerekiyor. En önemlisi de aşılamanın yeniden hızlanması. 24 saatte 81 ilin tamamında uygulanan tüm dozlar 30 bini bile bulmuyor. Radyoloji Profesörü Güner Sönmez ulaşılan olumlu tablonun tersine dönmesinden endişe ediyor. Yaklaşık 23 milyon üstünde insan henüz 2 doz aşı olduğu halde 3. dozu olmamış. Salgın henüz bitmedi, devam ediyor. Günde 200'ün üzerinde insanımızın ölümüne neden olan bir hastalığı küçümsememeliyiz. Ta ki tüm dünyada pandemi kalktı denilene kadar aşılanmaya devam etmemiz gerekiyor.